Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Türkçe ders kitabı 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ve 233 sayfaları işleyeceğiz. Konumuz rüzgar. İlk sorumuzdan başlayalım. Doğa olaylarında yağmur, kar, rüzgar en çok hangisini seversiniz? Doğa olaylarından en fazla kar yağışını severim. Kar yağdığı zaman her yer bembeyaz olur. Sıcacık evimizde kar yağışını izlemeyi özellikle çok severim. Her yer kar olduğu zaman arkadaşlarımızla toplanır, kar topu oynarız. Ayrıca kar yağışı dünya üzerinde önemli bir doğa olayıdır. Kar sayesinde doğa üzerinde bulunan zararlı bakteri ve virüsler ölür. Karın erimesiyle taban suyu seviyesi yükselir. Yazın akarsuların coşkun şekilde akmasını sağlar. Çünkü yazın yüksek yerlerde bulunan karlar yavaş yavaş eriyerek akarsulara karışır. Şiirde geçen bilmediğiniz sözcükleri belirleyerek anlamlarını tahmin ediniz. Allık kadınların süs için yanaklarını sürdükleri al renkte boya. Kıraç iyi niyetli, iyi niyet, iyi nitelikli olmayan ekile, ekilebilse bile verimi çok az olan toprak. Katran, organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde. Suda erimeyen bir madde. Haşhaş gelincikillerden kapsüllerinden afyon elde edilen, tohumlarından yağ çıkarılan bir yıllık ve otsu bir kültür bitkisi. Rüzgar şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Şaire göre rüzgar nerelere uğramıştır? denizlere, kıyılara, dağlara, köylere, ovalara, haşhaş tarlalarına ve kentlere uğramıştır. Şiire göre köylere uğrayan rüzgar neler yapmıştır? Islak karanlık odalarda beşik sallamıştır. Güneş altında çalışanlara imdat eylemiştir. Sonra başlamış tırmanmaya dağlara doğru, bulutları koyun gibi gütmüştür. Dizelerinden anladıklarınızı ifade ediniz rüzgarın dağlara doğru eserek bulutları bir yerden başka bir yere götürmesini anlıyorum. Şairin yaşadığı yerle ilgili ayrıntılar hangi dörtlükte nasıl anlatılmıştır? Altıncı dörtlükte kentlere, kentlere de uğramış ki yanımdan geçti dizelerinde anlatılmıştır. Şimdi bir rüzgar geçti buradan koştum ama yetişemedim dizelerinin tekrar edilmesi şairin hangi duygusunu dile getirmiş olabilir özlem duygusunu dile getirmiş olabilir. Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız. Konusu rüzgar, ana duygusu da memleket hasreti. Şiirde kullanılan söz sanatlarının örnekteki gibi gösteriniz. Köylere de uğradıysa eğer ıslak karanlık odalarda beşik sallanmıştır. Kişiselleştir kişileştirme. Tuz kokusu, katran kokusu, ter kokusu yüreğini allak bullak etmiştir. Kişileştirme. Bulutları koyun gibi gütmüştür. Benzetme. Haşhaş çiçeğine benzer kızlar görmüştür. Benzetme. Bir gülüş, bir tel saç allık pudra alıp gitmiştir. Kişileştirme. Doğanın korunması ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki görselden yararlanarak anlatınız. Geri dönüşümle birlikte dünyanın en iyi şekilde korunması çok önemlidir. Fabrika atıklarının çevreyi kirletmesi engellenmeli ve Doğal çevreye zarar vermeyen enerji türleri tercih edilerek sağlıklı bir dünya yaşam sürmemiz gerekir. Uzun zamanda çok istediğiniz pateni ailenizin size aldığını güzel bir havada kaykay parkuruna gittiğinizi düşünün. Yeni alınan pateninizi kullanmadan önce aşağıdaki kullanma kılavuzunu inceleyiniz. Kılavuza göre B bölümünde verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Ayakta dururken patenler V harfi şeklinde olmalıdır. Doğru. Patenler giyildikten sonra ayağa kalkarken bir destekten yardım almaya gerek yoktur. Yanlış. Paten kayma esnasında vücut dengeyi sağlamak için bir miktar öne doğru eğilmelidir. Doğru. Güneş, yağmur, kar, bulut, rüzgar, fırtına temalarından istediğinizi seçerek bir şiir yazınız. Doğaya hasret İki gözüm esti hasret rüzgarı bu mevsimde güneşin altında koşup gelsen bana ne olur bu hasreti dindirsen ne olur Üzgünüm yastayım uzakta gün geçmiyor sensiz akşamda bir güneş ararım karanlıkta bana koşup gelsen ne olur Aşağıdaki cümlelerin özelliklerini yüklemin türüne, yüklemin yerine, anlamına ve yapısına göre tespit ederek cümlelerin altına örnekteki gibi yazınız. Şimdi bir rüzgar geçti buradan. Fiil cümlesi, devrik cümle, olumlu cümle, tek yüklemli cümle. Nerelerde gezmiş, tozmuş. Fiil cümlesi, kurallı cümle, soru cümlesi, çok yüklemli cümle. Sonra başlamış tırmanmaya dağlara doğru. Fiil cümlesi, devrik cümle, olumlu cümle, tek yüklemli cümle. Gördükleri çiçeğe benzer kızlardı. İsim cümlesi, kurallı cümle, olumlu cümle, tek yüklemli cümle. Soraydım söylerdi herhalde ama soramadım. Fiil cümlesi, kurallı cümle, olumsuz cümle, bağlı cümle. Islak karanlık odalarda beşik sallamaktadır. Fiil cümlesi, kurallı cümle, olumlu cümle, tek yüklemli cümle. Koştum ama yetişemedim. Fiil cümlesi, kurallı cümle, olumsuz cümle, bağlı cümle. Tuz kokusu, katran kokusu, ter kokusu yüreğini allak bullak etmiştir. Fiil cümlesi, kurallı cümle, olumlu cümle, tek yüklemli cümle. Büyük otları yaylaların isim cümlesi, devrik cümle, olumlu cümle, tek yüklemli cümle. Toz toprak gözlerine girmiştir. Fiil cümlesi, kurallı cümle, olumlu cümle, tek yüklemli cümle. Küresel ısınmanın nedenlerini ve sonuçlarını araştırınız. Küresel ısınma atmosfere salınan gazların neden olduğu sera etkisi sonucu dünya üzerinde yıl boyunca kar, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklık artışına küresel ısınma denir. Günümüzde tüm bilim insanları küresel, küresel ısınmayı kabul etmektedir. Küresel ısınma iklim değişikliklerine sebep olur. Küresel ısınmayı tetikleyen etkenler fabrikaların bacalarından çıkan zararlı gazlar, tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerin sonucu olarak atmosferdeki gazın yükselmesi, egzozlardan çıkan gazlar, ozona zarar veren parfüm, deodorant gibi maddelerin içerisindeki zararlı gazlar, bir bölgede fazla sanayileşme sonucu o bölgenin fazla enerji tüketimi ve de havasının hızlı bir şekilde kirlenmesi, küresel ısınmanın sonucunda iklimde değişiklikler baş gösterir. Rüzgarlar hortumlara sebep olur, buzulların erimesine, kış mevsiminin gelmemesine, anlık meteorolojik olaylara sebep olmaktadır. Yazın aşırı sıcakların baş göstermesine sebep olur, bu da kuraklığı tetikler. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.